kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle her şey en güzel şekilde yaratılıyorsa genetik anormallikler nasıl açıklanabilir Allah'ın yarattığı her şey güzeldir ve en güzeldir kendi konumunda durumunda bu güzellikler ya bizzat güzeldir ayetlerde dikkat çekilen güzellikler daha çok bunlarla ilgili bitkiler ve insanlar ve hayvanlarda bunu görmek mümkündür ya da her şey neticeleri itibariyle güzeldir. Buna da sonuçları yönüyle güzeldir denir. Mesela gübre görünüşte çirkindir ama güzel meyve ve sebzelerin yetişmesine sebep olduğu için neticesi itibariyle gayet güzeldir. Bilindiği gibi güzelliğin birinci şartı amaca ve maksada en uygun olmasıdır. Mesela koyun beslenecek gözleri alnında, ağzı arkasında olsaydı nasıl beslenirdi? İnek de böyledir. Tavuk da böyledir. İnsanın ağzı, yüz ve gözü de aynen böyledir. Güzelliğin bir diğer şekli göze hoş gelen görünüşte güzelliktir. Mesela insanın bir kolu 75 santim, diğer kol 30 santim olsaydı hem kullanımda problem olur hem de görünüş hoş olmazdı. Mesela insanın kulağının birisi fare kulağı, diğer kulağı da 30 santim olsa daha mı güzel olurdu? Hayır. Mesela insanın gözünün birisi inek gözü gibi, diğeri sinek gözü gibi olsa, birinin yeri alnında, diğerinin yeri yüzde olsa nasıl olurdu? Ağaçların rüzgarda zikir edercesine sallanan gövdesini, semaya dua için açılmış kollar gibi dalların duruşunu, yaprakların küçücük saplarıyla hafif bir rüzgarda narin narin sallanarak teşkil ettikleri zikir halkalarını çiçek ve meyvelerin şekillerini, renk ve kokularını, bunların ölçülü ve maksada uygun yaratılışlarındaki ahengi, düzgünlüğü, gözü okşayan, ruha ferahlık veren yapılarını insan nasıl görmezlikten gelebilir? Her bir ağaç, her bir çiçek, her bir böcek, her bir sinek, her bir insan kendi makamında en güzel bir biçimde ve şekil yaratılmıştır. Koyun koyunluğun zirvesinde, karınca da karıncalığın zirvesinde yaratılmıştır. Zira karıncanın veya kelebeğin vücuduna uygun midesi, midesine uygun ağzı ve ağzına uygun rızkının güzelliği nasıl görmezlikten gelinebilir? Serçedeki vücuda uygun kanadın güzelliğini anlamak için bir daha ve dikkatlice bak ve bakalım. Şayet çirkinliğin nasıl olduğunu görmek istersek kartalda serçenin kanadını, serçede kartalın vücudunu hayal edebiliriz. O zaman varlıklardaki yaratılışın güzelliğini anlarız. İnsanda görünen bazı anormalliklerin ve hastalıklı yapıların hikmeti ise pek çok sebep ve hikmetleri var bunların. Her şeyden önce insanlar için bir şeyin faydalı veya zararlı olduğunu sadece dünya hayatını dikkat alarak değerlendirmek doğru olmaz. Mesela gözleri görmeyen bir kimse dünyanın güzelliklerini görmekten mahrum kalır. Ama bu insan görmediği için pek çok günahtan da uzak kalmış olur. Bu haliyle belki bu insan cennete gidecektir. Bilemiyoruz. Görme özürlü olmasaydı belki de ebedi cehenneme gitmesine sebep olacaktı. Dolayısıyla bu dünyada görmemek dünya hayatı bakımından o adam için görünüşte çirkin ve şer iken yine aynı kişiye ahiret hayatı bakımından sonuçlar itibariyle son derece hayır ve güzeldir. Mesela bir kimse de Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi bir güzellik bulunsaydı belki de o güzelliği sebebiyle bir takım günahlara ve haramlara girecek ve ebedi hayatını zehirleyecek ve belki de kaybedecekti. İşte bir kimsenin Hz. Yusuf gibi güzel olmayışı dünya yönünden iyi görünmese bile ahireti kazandıracak olan şimdiki güzelliği onun için ahireti kaybettirici olan Hz. Yusuf kadar güzelliğinden daha güzeldir. Bütün hadiselere ve olaylara bu şekilde bakmalı. Bize çirkin ve kötü gelen nice şeyin arkasında pek çok güzelin olduğunu unutmamalıyız. Onun için Allah ne yapmışsa en güzelini yapmıştır, en hayırlısını. Ayrıca dünya imtihan dünyasıdır. Herkes birçok şeyle imtihan olmakta. Allah'ın verdiğine rıza gösterenler kazanmakta. Onun verdiğinden memnun olmayarak itiraz edenler ise ne yazık ki kaybetmekteler. Allah bir kimseye tek göz vermişse ona şükredip ondan memnun olması gerekir. Allah'tan iki göz alacağı mı vardı? Hayır. Hiç vermeyebilirdi. Dudağı yarıksa bir adamın mesela dudağı olmayanlara bakarak şükretmesini bilmeli. Parmakları bitişikse kolu olmayanlara bakıp yine şükretmek vazifesidir. Yoksa Allah'ın verdiğine itiraz değil, hikmetini bilmediğimiz şeylere itiraz ederek Allah'ın gazabını kendimize celbetmeye çalışmak ne kadar büyük bir hata. Diğer taraftan her insan Allah'ın kulu. Onu yokluk aleminden varlık alemine çıkaran taş yapmayıp, ağaç etmeyerek, hayvan seviyesinde bırakmayarak insan yapan, ona akıl, şuur ve hayat veren ve hayatını her an devam ettiren, rızkını veren, yediklerini sindiren kim? Allah değil mi? Onunla biz mi çok ilgileniyoruz yoksa Allah mı? Onun hayatını biz mi devam ettiriyoruz yoksa Allah mı? Şimdi onu biz mi çok seviyoruz yoksa Allah mı? Biz bırakalım başkasının avukatlığını yapmayı. O varlık Allah'ın kulu. Allah da onun en yakın ve en sevgili dostu. Her an ihtiyacını görüyor ve onu en güzel şekilde ahirete hazırlamak istiyor. İşte bunun için de ona bazı sıkıntılar, belalar, olumsuzluklar veriyor ki imtihanı başarsın ve ahiretini kazansın. Biz daima İbrahim hakkının sözüne kulak verelim ve şöyle diyelim. Hak şerleri hayreyler, zannetmeki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme nedendir bu böyle, o yerindedir öyle, bak sonunu sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.